Radyo Pazar Sohbeti'ni sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidyo'nun sunduğu Pazar Sohbeti'nin yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili Bertan Seven'in katkılarıyla sizlere ulaşan Pazar Sohbeti'nde her hafta olduğu gibi yine geçtiğimiz haftanın şöyle bir röntgenini beraber çekeceğiz. Çok böyle anormal yoğun haberlerimiz yok ama hani üzerinde konuşacağımız, bilgimizin olmasının faydalı olacağı haberler var. Bunlardan biri bir oyun uyarlaması. Until Dawn oyununu oynadınız mı bilmiyorum. Ben oyunu biliyorum ama oynamadım. Ve canlı aksiyon bir Until Dawn filmi için 25 Nisan 2025 tarihi vizyon tarihi olarak belirlenmiş. Yani film hazır neredeyse. Ben bilmiyordum ya da söyledik de unuttum mu? Yani hep böyle oyun uyarlamalarını falan konuşuyoruz ama neyse çıkınca göreceğiz bakalım. Umarım iyi bir uyarlama olur. Bu arada Joker 2 biliyorsunuz sinemalarda gösterildi. İlk film evet kendi çapında özel ve ilginç bir yorumdu. İlginç bir Joker yorumuydu. Zaten yapımcıları yönetmenlere de aynı şeyi söylemişlerdi. Bu bir Joker yani böyle Batman evrenini besleyecek bir şeyden çok bir Joker yorumu yani aklımızda farklı bir yorumdu. Yani öncesinin sonrasının olmadığı bir yorumdu dediler ama dayanamayıp ikinciyi çektiler. İkincisi çakıldı tabii yani. Hem eleştirmenler tarafında hem işte notlar tarafında bu arada güm 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 tak 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 artık idare edin duyuyorsanız. Joker 2 bir şekilde çakıldı. Zaten hani bir yandan da ilki de çok olağanüstü bir film değildi. Eyvah. Neyse. Böyle devam edeceğiz tangur tungur herhalde. Joker 2 sinemalarda gösterime girmesinden yaklaşık bir ay sonra hatta bir aydan daha kısa bir süre önce 29 Ekim'de dijital ortamlarda gösterime girecekmiş. Hangi platformda yayınlanacağını bilmiyorum. Warner Bros. İşi olsa gerek. Ama yani dijitale düşecek en sonunda hani sinemada. Benim Joker filmiyle en çok ilgimi çeken detay şu oldu doğrusunu isterseniz. Yani ben Twitter'dan benim de takip ettiğim arkadaşlarım falan da yani ya işte hani yorumları okuyup çok kötü yorumlar, notlar çok kötü. Sonra koştu, koşa koşa sinemaya gidip işte Joker 2'yi izleyeceğiz, yıkılacak ortalık falan deyip sonra filmden çıkıp ya gerçekten yorumlar doğruymuş demeler oldu. Yani abi yani birkaç kişi yani istisnai değil herkes kötü olduğunu söyledi. Yani dijitale düşünce meraklısı izler diye düşünüyorum. Conjuring filmlerinin de final filmi olanı yani en son bir Conjuring filmi çekiliyor. Conjuring Last Rites. Ve bunun çekimlerine de başlanmış. Film 5 Eylül 2025 tarihinde sinemalarda olacak. Bir başka devam filmi de Now You See Me'den geliyor. Now You See Me 3 13 ay kadar sonra vizyona girecek. Onu da merakla bekliyoruz. Sevenleri ekstra merak ediyordur. Silo dizisi vardı hatırlayacaksınız. Apple TV Plus'ın bir dizisiydi. Ayrıca kanalda da kitap tanıtımları da vardı. Silo serisi çok güzel bir kitap serisi. Böyle distopik ve bilim kurgu açısından beni çok doyurmuştu. 3 kitaptan da muazzam zevk almıştım. İşte Silo acaba ne zaman çıkacak, ne olacak falan filan derken 2. sezon için ilk fragman geldi Apple TV'den. Ve hemen yanı başımızda 15 Kasım'da başlıyor olacak Silo'nun 2. sezonu. İlk sezonu oldukça iyi bir uyarlamaydı yani kitap uyarlaması bakımından. Ama 2. sezonda yani fragmanı izlediğim kadarıyla tam olarak 2. kitaba geçiş olmayacak mı diye merak ettim. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2. kitapta Silo'ların nasıl yapıldığını ve neden yapıldığını da ele alıyordu orijinal roman. Yani onu da ayrıca izlemek isterim ben doğrusu yani. Hani çünkü güzel bir hikaye var orada. Ama Silo'nun hani meraklıları ne oldu, ne bitti diyenler için 15 Kasım'da Apple TV Plus'ta yayınlanacak. Onun sonrasında da çok bekletmeden de Severance'ı bekleyenler herhalde mutlu olur diye düşünüyorum benim gibi.
Çok bekletmeden de Severance'ın ikinci sezonunu yayınlarlar diye ümit ediyoruz. Çok gecikti artık çünkü. Bir Örümcek Adam toparlaması yapalım. Örümcek Adam 4 Mayıs 2025'te çekimleri başlayacak. Yani bunu net olarak takvimlendi. Andrew Garfield filmde büyük bir role sahip olacakmış arkadaşlar. Öte yandan William Dafoe'nun da Spider-Man 4'te bir kez daha Yeşil Cin'in yeni bir versiyonunu canlandıracağı ve Sinister Six grubuna da liderlik edeceğine dair söylentiler geliyor. Bu söylentiler iyice ciddileşti. Yine Spider-Man 4 filminde de Michael Keaton'ı Akbaba rolünde oynatılması düşünüyor. Marvel stüdyoları şu anda bütün bunlarla uğraşırken bunların haricinde de 2 tane daha kötü adam seçmek için çalışıyormuş bu filmde oynatmak için. Bakalım ilginç yine bir şey olacak herhalde. Çok evren falan filan mı olacak Andrew Garfield falan geldiğine göre. O taraflardan yine Doctor Strange 3 tarafına bir gidelim. Onu da Sam Raimi yönetecek. Güvenilir kaynaklara göre resmi olarak açıklanmasa da Denzel Washington'ın Dormammu rolünü üstleneceği haberleri geliyor Doctor Strange 3 filminde. Henry Cavill de Marvel sinematik evrenine doğru yavaş yavaş yaslanıyor. Onu Deadpool Wolverine'de çok kısa, yani ultra kısa ama muazzam bir rolde görmüştük. Bir MCU filminde oynaması planlanıyormuş. Marvel stüdyolarıyla görüşmeler devam ediyormuş. Kaptan Britanya rolünü kabul ettiğine dair söylentiler var. Bakalım göreceğiz. Marvel'a geçecek mi? DC'de yediler adamı çünkü. Yani dünyanın gelmiş geçmiş Christopher Reeve'den sonra belki de ondan da iyi bir Superman rolünü yediler adamı. Lidyo, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidyo, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, LidyoPay tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Lidyo'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lidyo'ya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Bir de Mickey 17 mevzumuz vardı, hatırlıyorsunuz. Mickey 17 ve Mickey 18, Robert Pattinson'ın başrolünü oynadığı Mickey 17 filminden Empire dergisinin dünyaya özel sayısında kapak olmuş. Parasite'in yönetmeni Bong Joon-ho'nun çılgın bilim kurgu destanını merakla bekliyoruz ama yani haber böyle diyor ama yani filmde hayal kırıklığına uğrama ihtimalimiz olduğunun da altını çizmek isterim. Daha önce anlatmıştım. Yapım şirketiyle çok büyük kavgalar edildi. Bong Joon-ho kendi versiyonunun yayınlanmasını, vizyona çıkmasını istedi. Yapımcı şirket, yani film şirketi daha anlaşılır, basit, yani insanların daha kolay algılayabileceği bir versiyonla vizyona girmek istedi. Bunun kavgası yaklaşık bir sene sürdü. Yoksa film çoktan bitmişti. Ve geçen sene bu zamanlarda izlemiş olmamız gerekiyordu. Aşağı yukarı. Ama böyle çok sarktı. Sonunda bir orta yol bulundu. Bakalım vizyonda nasıl olacak? Yani bu işler tehlikeli işler. Çünkü yani patlayabilir, biliyorsunuz bu mevzular. Yani çok kötü kurgulanmış bir iş de ortaya çıkabilir. Bir de HBO orijinal dizisi, biliyorsunuz, Dune Prophecy geliyor 17 Kasım'da. Az bir şey kaldı ona da. Yani çok güzel diziler üst üste gelecek bu ara. Onu da merakla bekliyoruz. Son bir final fragman yayınlandı. Gerçekten o fragman beni çok etkiledi. Çünkü hayal ettiğim gibi bir Dune evrenini gösteren bir fragmandı. İşte uzay, yıldızlar arası yolculuk, uzay gemileri, büyük uzay, büyük gezegenler ve büyük uzay şehirleri ve bütün bunların yanında işte
anlatılan Dune hikayesiyle birlikte oldukça görkemli, bildiğim kadarıyla 6 bölümlük bir mini dizi olacak. Çok uzun yıllardır bekliyoruz bu konu. HBO'nun elinde dönüyordu ama artık canlandı. Ben fragmanı çok beğendim. Ve dizinin de 17 Kasım'da Amerika ile eş zamanlı olarak Blue TV'de yayınlanmaya başlayacağının da altını çizelim. Bir de geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğimiz Electric State diye bir film vardı, hatırlayacaksınız. Eğer iyi çekilirse, Russo kardeşler güzel çekerse çok güzel bir film ortaya çıkabilir diye söylemiştim. Onun da fragmanı geldi. 14 Mart'ta Netflix'te gösterime girecek bir Netflix filmi. Russo kardeşler bu sefer Netflix için çalıştılar. Robotlar özgürlüklerini, insanlar da bağlarını kaybetti. Her şeyin dijitize olduğu bir dünyada, bir distopyada bir hikaye anlatılıyor. Başrolde Millie Bobby Brown ve Chris Pratt var ama çok daha kalabalık bir kadro mevcut aynı zamanda. Dediğim gibi 14 Mart'ta Netflix'te olacak. Ben bir şekilde Russo kardeşlere güveniyorum yaptığı işler açısından. Hikaye anlatımını ve film, yani kurguyu çok iyi bilen yönetmenler. O yüzden ben başarılı bir iş çıkacağını ümit ediyorum. Bir de canlı aksiyon God of War dizisinin geliştirilmesi mevzusu vardı, biliyorsunuz. Ama şu anda bütün proje çöpe atılıp yeni baştan, sıfırdan başlanacakmış. Rafe Judkins birden fazla senaryoyu, diziyle ilgili alternatif senaryoları tamamladıktan sonra projeden ayrıldı. Ancak stüdyo önceki senaryoları çok beğenmesine ve övgü dolu sözlerle beslemesine rağmen farklı bir yaratıcı yönde ilerlemek istediği için bunları adamın gittikten sonra arkasından çöpe atıp yeni biriyle yeni baştan sıfırdan çalışmak istiyorlarmış. İlginç. Mr. and Mrs. Smith diye bir de dizi vardı Amazon Prime'de, hatırlayacaksınız. İkinci sezon için yeni bir John ve Jane aranıyormuş. Oyuncu seçmeleri başlamış. 20'li yaşlarda oyuncular aranıyor bu sefer bu ikili için. İlginçti aslında, güzel de başladı. Fena da devam etmedi ama bir sonra böyle bir kendini saldı gibi oldu dizi. Hikaye, eski bir hikaye o. Daha önce de dizisi yapılmıştı eski yıllarda. İlginçti. Bu sefer Billie Eilish'in de bu oyuncuların arasında olduğu söyleniyormuş. Bakalım, meraklısı için duyurmuş olalım. Meraklısı için bir başka konuda geçen gün yorumlarda soruluyordu. Yani Villeneuve Dune, bir başka Dune filmi çekmeyecek falan diye. Öyle bir şey yok. Dune üzerinde çalışıyor zaten. Bunu defalarca söyledik. Dune Messiah üzerinde çalışıyor. Son, yani üçüncü ve son film için. Dune Mesih filminin çekimleri de 2026'da başlayacak. Odun'da takvimlenmesi tamamlanmış. Star Wars haberlerine geçeceğim şimdi ama haber yok. Yani şöyle bir haber var. Star Wars Celebration Japonya'da 2025'te gerçekleşecek. Mads Mikkelsen konuk olacakmış. Yani konuk olarak açıklanmış Mads Mikkelsen. Şöyle bir tabii fanlarda kıpırdaşma oldu. Bu fanlara ben de dahilim. Acaba Andor'un ikinci sezonunda gelen Erso olarak geri dönüşünü görebilir miyiz? Çünkü Orson Krennic vesaire gibi, K2SO gibi Rogue One'dan tanıdığımız karakterler Andor'un ikinci sezonunda bize eşlik edecek. Ne takırdadınız be kardeşim ya. Tak 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 tak. İnanılmaz. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama yani. Galen Erso olarak geri dönerse hem bir yandan şaşırmam, bir yandan da çok hoşuma gider. Tamamen böyle blok halinde kenetlenmiş olarak bir Rogue One'a bağlantı oluşturulmuş olur. Hani durduk yere Mads Mikkelsen'in o Celebration'a çağrılması hani buna delalet ediyor olabilir. Bir de magazinsel bir Star Wars haberiyle tamamlayalım. Jack Lloyd, küçük Annie, çok sevdiğimiz, izlediğimizde de hayran kaldığımız Anakin Skywalker'ın küçüklüğünü oynayan aktörün günümüzdeki halini sizle paylaşıyorum. Siz de şaşırdınız büyük ihtimalle. Tabii insanlar büyüyünce değişiyorlar, hepimizin olduğu gibi. O da bu şekilde değişmiş. Diyelim, Star Wars haberlerini de böylece tamamlayalım. O kadar Star Wars haberi yok ki tespihi cilaya veriyorum. Hiç
elleşmeden. Yani o kadar boş. Tabii şu anda Skeleton Crew artık bekleniyor. O tarafta da işte hani her tarafta işte Goonie dizi, yani Goonie'nin şey Star Wars versiyonu falan diye herkes konuşuyor diziyi. O taraftan çok bir şey çıkacak değil. Tamamen Andor'a doğru odaklanmış durumdayız diye düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ama hani bambaşka bir çok acayip bir şey verirse Skeleton Crew bize de hayır demeyiz ama çok öyle bir ümit görmüyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer gündemlere girmedim bilerek. Yine çünkü abuk subuk bir ülke gündemiyle karşı karşıyayız. Yani insan gerçekten delirmemek için zor tutuyor kendini. Ben kendi adıma konuşuyorum ama çoğunuzun da öyle olduğunu düşünüyorum. Ben survival modu açtım. Açtım düğmeyi çıt. Yani çünkü şey hani gerçekten hani bir grup insan yaşamaya çalışıyoruz yani bir şekilde gibi geliyor bana. Korkunç bir ülke gündeminden sıyrılarak bunu bu programı yapmış oldum. Onun için herhangi ya da dolaylı yoldan da XP konulara girmeden efendi gibi toparlayayım. Ama olayların tabii ki farkındayız. Yani bu yayınları yapmak da bu videoları çekmek de zaman zaman zor geliyor. Ama dediğimiz gibi işte. Teşekkürler izlediğiniz için. Çok bulaşmadan bitirelim. Hepinize güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum. Bir aksilik olmazsa yine Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinde haftaya birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidyo pazar sohbetini sundu.